Merhaba sevgili gençler. YKS'ye doğru programımızda bu bölümümüzde TYT soruları çözeceğiz. Bugünkü konumuz problemler. Vakit kaybetmeden sorularımıza başlayalım. Bir iş yerinde usta 1 dakikada 6 ürün, çırak 1 dakikada 4 ürün yapabilmektedir. Aynı anda işe başladıklarında ustanın 90 ürün çıkardığı anda çırağın bitirmesi gereken ürün sayısı 96'dır. Buna göre aynı anda işe başlayan, aynı anda işi bırakan usta ile çırak toplam kaç ürün yapmışlardır? Şimdi şöyle başlayalım arkadaşlar. Usta ile ve çırakla ilgili bize bir dakikada yaptıkları ürünle ilgili bir bilgi vermiş. Şuraya yazarak başlıyorum. Usta bir dakikada 6 ürün. Çırak ise bir dakikada 4 ürün yapmaktaymış. Şimdi bize verilen bilgilerle şöyle bir tablo yapacağım arkadaşlar. Daha kolay olacağını düşünüyorum. Diyorum ki, evet, ustamız, çırağımız. Öncelikle işe başlamışlar. Ustamız 90 ürün çıkarmış. Çırağın bitirmesi gereken, usta bitirdikten sonra daha 96 ürün varmış. Peki buradan şunu düşünelim arkadaşlar. Bizim ustamız 90 ürünü kaç dakikada yaptı? Bir ürünü. Bir dakikada 6 ürün yapıyorsa 90'ı 6'ya böldüğümde ustamız 15 dakikada 90 ürünü yaptı. Aynı zaman diliminden bahsettiğim için çırak kaç tane ürün yapacaktır? Çırak 4 ürün yaptığı için 15 çarpı 4'ten çırağımız diyelim şuraya 60 ürün yapacaktır. Burası 60 oldu. Peki bize diyor ki iş bittikten sonra çırağın yapması gereken 96 ürün var. Çırak bir ürünü 4 dakikada yaptığına göre demek ki 24 tane ürün yapmış. Aynı şekilde biz burayı da 24 dakika ile çarptığımızda çünkü 1 dakikada 6 ürün yapıyordu 144 oldu. Bizden istediği usta ve çırağın toplam ürünleri o halde bu dördünü topluyoruz arkadaşlar. Şuraya toplayabilirim. 90, 60, 144 ve 96 ürün oldu. İkisinin toplam ürün sayısı da 390. Yani C seçeneği doğru cevap arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Bir ucundan yakıldığında 10 dakikada, diğer ucundan yakıldığında 15 dakikada tamamen yanan bir mum bir ucundan yakılıyor. 5 dakika sonra diğer ucundan da yakılan bu mum en az kaç dakika sonra tamamen yanar? Şimdi bir ucundan yakıldığında 10 dakika, diğeri 15 ise 10 ile 15'in ekoku 30 olduğu için ben baştan evet mumumuzun uzunluğunu 30x kabul ediyorum arkadaşlar. O halde 10 dakikada yanan 1 dakikada 3x kadar, 15 dakikada yanan ise 1 dakikada 2x kadar yakacakmış. Bize diyor ki en az kaç dakika sonra? En az kaç dakika sonra tamamen yanar dediğine göre daha hızlı yanan taraftan başlamalıyız. O halde buradan yanmaya başlasın. Yani bizim 10 dakikalık kısmımızdan yakmaya başlıyorum arkadaşlar. 3x'lik kısmından başlıyorum. 5 dakika sonra diyor. 10 dakikada tamamı yanacaksa 5 dakikada demek ki yarısı yanacak. O halde 15x 15x dedim ve buraya kadar olan kısım yandı ve kaç dakikaymış bu? 5 dakika. Şimdi bize diyor ki diğer ucundan da yakalım. Buradan zaten hala 3x'lik kısım yanıyor. Buradan da 2x'lik kısmı yaktığımda toplam 1 dakikada 5x'lik kısım yanacak. Benim elimdeki kalan mumumun uzunluğu 15x'ti. 15x'i 5x'e böldüğümde 3 dakikalık daha yanma kısmı olacak tamamen yanması için. O halde en az 5 artı 3, 8 dakika sonra mumumuz tamamen yanar. Doğru cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Yeni bir soruyla problemler konumuza devam edelim arkadaşlar. Fındık ürünlerinin işlendiği fabrikada yaş fındık kurutulduğunda %10 oranında azaldığı, kurutulmuş fındığın ise kavrulduktan sonra %50 oranında azaldığı bilinmektedir. Fabrikada 900 kilogram kavrulmuş fındık elde etmek için yeterli miktarda yaş fındık işlenmeye başlanmıştır. Yaş fındığın tamamı kurutulmuş ve kavrulmuş fakat istenilen miktarda kavrulmuş fındık elde edilememiştir. Tekrar hesaplandığında yaş fındığın kurutulduğunda %10 oranında azaldığı bilgisinin yanlış olduğu, bu oranın %16 olması gerektiği görülmüştür. Buna göre fabrikanın elde ettiği kavrulmuş fındık miktarı kaç kilogramdır? Biliyorsunuz karşımıza sık sık bu tarz sorular çıkıyor arkadaşlar. Şimdi soruda birçok fındık kavramı var. Bir kere biz onları bir önce eleyelim. Şimdi fabrikada arkadaşlar önce bir yaş fındık var. Yaş fındığı daha sonra
kurutuyor, kurutulmuş fındık oluyor. Daha sonra kavuruyor, kavrulmuş fındık oluyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Yaş fındığı kuruturken, yaş fındığı kuruturken %10 oranında azalıyor. Kurutulmuş fındık ise kavrulduğunda %50 oranında azalıyormuş. İlk durumda böyle biliyoruz. Fabrikada 900 kilogram kavrulmuş fındık elde edilmiş. Peki burası 900'müş. Tersten gidiyoruz arkadaşlar. O halde neyin %50'si, neyin yarısı 900 olur? 1800 kilogram. Tabii birimlerimizi unutmayalım arkadaşlar. Aynı şekilde herhangi bir kilogram fındık %10 oranında azaldığında 1800 kilogram elde ediliyorsa demek ki 2000 kilogramın %10'u 200 elde edilebileceği için bizim başlangıçta, pardon 200 diyorum arkadaşlar, 2000 kilogram yaş fındığımız varmış. Şimdi burada bir yanlış hesaplama olduğu söyleniyor. %10 oranında azaldığı bilgisi yanlış, %16. O halde biz tekrar 2000 kilogramdan başlıyoruz. Ama bu sefer arkadaşlar diyoruz ki %16 azalıyor. %16 azalması ne demektir? Aslında %16'sı gidiyor, %84'ü duruyor demektir. 2000'in %84'ünü aldığımızda sıfırlar gitti. Buradan 1680 kilogram oldu. Peki 1680 kilogramın aynı şekilde arkadaşlar %50'si yani yarısı 1680'i de 2'ye bölersek kaç olur? 840 kilogram olur. O halde bizim fabrikanın elde ettiği gerçek kilogram meğer 840'mış. Yani doğru cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Sabit hızla bilgisayarına dosya indiren bir kişinin dosya yükleme sırasındaki anlık ekran görüntüleri aşağıdaki gibidir. Modellenmiş halini görüyoruz arkadaşlar. Dosyanın %40'lık kısmı indirildiğinde dijital saat 16 saat 59 dakika 48 saniyeyi gösteriyor. Bu durumda dosyanın %90'lık kısmının indirildiği andaki dijital saat kaçı gösterir? Şimdi bakıyorum arkadaşlar, öncelikle saatimizi bir yazalım. Evet, 16 saat 59 dakika 48 saniye. Peki tamamının bitmesi için ne kadarlık bir süre varmış arkadaşlar? 150 saniye. Problemlerde tek bir çözüm yolu yok biliyorsunuz. Ben şuradan gidelim diye düşündüm. Tamamını bulalım. Tamamından daha sonra %10'luk kısmı çıkarttığımızda %90'lık kısmı bulabiliriz. Peki 150 saniye dediğimiz arkadaşlar ne kadardır? 2 dakika ve 30 saniyedir. O halde ben buna 2 dakika 30 saniyeyi ekliyorum ki tamamı ne zaman şarj oluyor? 78, 61, 16. 16 saat 61 dakika 78 saniyemiş. Bu burada beklesin, herhangi bir çevirme yapmıyorum. Şimdi devam ediyorum. %10'luk kısmı soruyor. Peki oradan şunu düşünelim arkadaşlar. %40'lık kısmın geri kalanı %60 mı? O halde %60'lık kısım için bana 150 saniye gerekiyorsa %10'luk kısım için kaç saniye gerekir diyorum. İçler dışlar yaptığımda 60 çarpı x 150 çarpı 10'dur. Her iki tarafı 60'a bölelim arkadaşlar. Bunlar gitti. O halde kaç saniyemiş? 25 saniyemiş. O halde toplam süreden 25 saniyeyi ne yapıyorum? Çıkarıyorum. 53 saniye oldu. 61 dakika 16. Tabii ki 61 dakikanın içinde de 1 saat olduğu için 1 saati de buraya aktarıyorum. 17 saat 1 dakika ve 53 saniye oldu. O halde doğru cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Yeni bir soruyla devam edelim arkadaşlar. %30'u tuz olan 200 litre tuzlu suyun 1 bölü 5'i ve %15'i tuz olan 80 litre suyun yarısı karıştırılıyor. Sonra karışım miktarının %25'i kadar saf su ekleniyor. Buna göre son durumdaki karışım miktarı ve tuz oranı nedir? Karışım problemleri sık sık TYT'de karşımıza çıkan sorular arkadaşlar. O halde ne yapalım? Şimdi bizim 3 ayrı karışımımız olduğu için şöyle şekil üstünden ilerleyelim. En güzeli bu şekilde arkadaşlar. Şimdi baştan başlıyorum. %30'u tuz olan 200 litre suyun 1 bölü 5'i diyor. Bir kere 200'ün 1 bölü 5'i arkadaşlar nedir? 40 litredir. O halde burası 40 litrelikmiş. Peki şimdi gelelim tuz ve su oranlarına. 40 litrenin %30'u, 40'ın %30'u 12'dir. Demek ki 12'si tuz, geriye kalanı da sudur.
O da kaç oldu? 40'tan 12 çıkarttım, 28. Birinci karışım tamam. İkinciye geldim. %15'i tuz olan 80 litre suyun yarısı. 80'in yarısı da kaç oldu arkadaşlar? 40 litre oldu. Aynı şekilde yine tuz ve su oranlarını yazalım. 40'ın %15'i, 40'ın %15'i 6'dır arkadaşlar. 6 litre tuz, geri kalan 34 litresi de neymiş? Suymuş. En son karışım miktarının %25'i. Şu an karışımımız 40-40 daha kaç oldu? 80. 80'in %25'i, eminim hepiniz hemen kafadan bunu yaptınız zaten. Kaç litredir arkadaşlar? 20 litredir. O halde ben 20 litre sadece buna ne ekliyorum? Su ekliyorum. Bunda tuz yok çünkü saf su demiş. Herhangi bir tuz eklemedim. Şimdi en son bütün karışımımızı toplayıp yazabiliriz arkadaşlar. 40-40 daha 80, 20 daha 100 oldu. Tuz oranımız da 12, 6 daha 18 oldu. Hemen sağlamasını da yapalım. Buradan da aynı şekilde 82 oldu. O halde %18 tuz olan 100 litre, yani cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Merhaba sevgili gençler. YKS'ye doğru programımızda bu dersimizde TYT matematik işleyeceğiz. Konumuz problemler. Haydi başlayalım. Hızları V1 eşittir 50 km bölü saat ve V2 eşittir 120 km bölü saat olan iki araç aynı noktadan aynı anda hareket ettiklerinde 2 saat sonra arasındaki uzaklık 260 km olmaktadır. Buna göre aynı araçların hızları V1 eşittir 30 km bölü saat ve V2 eşittir 40 km bölü saat olsaydı 3 saat sonra aralarındaki uzaklık kaç kilometre olurdu? Şimdi hız problemiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Hız problemimizde aynı anda aynı noktadan hareket etmişler. Şimdi iki tane opsiyonumuz var. Aynı anda ya ikisi aynı yöne hareket edebilirler ya da farklı yönlere hareket edebilirler. Aynı yönlere birlikte hareket ettiklerinde 2 saat sonra birisi 240 km yol almış, öbürü 100 km yol alacağı için aralarındaki fark 140'tır, 260 olamaz. O halde bunu almıyorum. Demek ki farklı yönlerde hareket etmişler. O halde benim V2 ile ikinci aracım V2 ile yola çıkıyor. Yol neydi? Hız çarpı zamandan 120 km çarpı 2 saatin sonunda ikinci aracımız buraya geliyor. Peki 120 çarpı 2'den kaç kilometre geldi? 240. Şimdi V1 aracımız başlıyor. V1 aracımız da gidiyor. Yalnız aralarındaki uzaklık 260 kilometreymiş. Demek ki V1 aracımız en sonunda burada bulunması gerekiyor. Peki bu nasıl olabilir arkadaşlar? İşte sorunun güzelliği burada. Demek ki V1 aracımız gitmiş ve hızını hiç azaltmadan aynı noktaya geri dönmüş. O halde şöyle düşünüyorum. Burada 240, buraya da 20 kalmıştı. Birinci aracımız 50 km ile 100 km mi yol gidecek? 20 buradaysa demek ki arkadaşlar 40 km burada, 40 km burada. Yani şöyle düşünüyoruz. Birinci aracımız 60 km gitmiş ve ne yapmış? Dönmüş, bu noktaya gelmiş. O halde birinci aracımız da buradaydı. Şimdi bizim bu noktadan 60 kilometrelik bir yolumuz var. Şimdi ikinciye geçiyorum. Aynı araçların hızları 30 ve 40 olsaydı. Aynı araçlarımızın hızı. Eğer 40 olursa arkadaşlar 3 saat sonunda ikinci aracımız 40 kere 3'ten 120 kilometre gitmiş oldu. 30 kilometrelik aracımız 3 saatte kaç kilometre gidecektir? 90. Burası zaten 60'tı arkadaşlar. Demek ki burada da 30 kilometre gidecek. O halde burası da kaç oldu? 30. Şu an birinci aracımız da burada, diğeri de burada. Aralarındaki mesafe de şu an son durumda 150 kilometredir. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır. Yeni bir soruyla devam edelim arkadaşlar. Aşağıda gösterilen yolda A ile B noktaları arası toprak, B ile C noktaları arası asfalt yoldur. Bir araç toprak yolda ortalama 72 km bölü saat hızla, asfalt yolda ortalama 90 km bölü saat hızla gidebilmektedir şeklimizi vermiş. Aynı özelliklere sahip olan iki araç A ve C noktalarından aynı anda birbirlerine doğru hareket ederek 12 saniye sonra karşılaşıyorlar. A ile C noktaları arası 500 metre olduğuna göre asfalt yol BC uzunluğu kaç metredir? Şimdi arkadaşlar, öncelikle birimler önemli.
Burada 500 metre diyor, 12 saniye diyor ama başta bize verdiği hızlarda 72 kilometre bölü saat. Öncelikle biz onları bir çevirelim. Hepsini aynı birim üstünden yorum yapmaya başlayalım. Evet, şuradan başlıyorum. 72 kilometre bölü saati biz metre bölü saniye çevirirken 1000 ile çarpıp 3600 ile böleriz. Niye böyle yapıyoruz arkadaşlar? 1 kilometre 1000 metre, aynı şekilde 1 saatte 3600 saniyeydi. Buradan sıfırları atıyorum. Bu da kaç oldu? 20 metre bölü saniye oldu. Hemen diğerine bakıyorum arkadaşlar. Bunda da ne diyordu bize? 90 kilometre bölü saat. 90 çarpı 1000 bölü 3600'den aynı şekilde sadeleştirdim. Bu da 25 metre bölü saniye oldu. Şimdi artık yorum yapabilirim. Buraya bir çizimimizi yapalım arkadaşlar. Birlikte bir değerlendirelim. Burası B, burası C, burası A, burası toprak yoldu, burası da asfalt yol. Bu durumda arkadaşlar burada karşılaştıklarını düşünüyoruz. BC doğru parçasının uzunluğu AB doğru parçasının uzunluğundan kısadır. Peki şimdi 12 saniye sonra diyor. Buradan 20 metre bölü saniye ile buraya geleceğime göre 20 çarpı 12'den 240 metre geldim. Burası. Şimdi bizden BC uzunluğunu istiyor ya. Tamamı kaçtı arkadaşlar? Tamamı 500 metreydi. O halde burası 240 ise şu alana kaç metre kaldı? 260 metre kaldı ki bu ikisinin toplamının 500 metre olması. Peki aracımız buradan yola çıktı. Tabii biz buradan neyi bulmak istiyoruz arkadaşlar? BC uzunluğunu bulmak istiyoruz. Zamanı bulmalıyız. Çünkü aynı anda çıkmışlardı. Buradan yola çıkıyorum. T kadar bir zamanda buraya geliyorum. 25 çarpı T. Daha sonra artık toprak yola geçtim. Toprak yoldaki hızım neydi? 20. Yalnız arkadaşlar buradaki zamanım 12 eksi T oldu. Çünkü 12 saniyenin geri kalanı T kadardı orada. Ve bunun toplamı da kaç olacaktır? 260. O halde şurasına da şöyle ayırayım arkadaşlar. 260 olacaktı. 25 T artı 20 kere 12, 240 eksi 20 T. Buradan karşıya attım arkadaşlar. 20 eşittir 5 T'den. T'miz de kaç oldu? 4. Yani 4 saniye bu yolda gitmiş, geri kalanı diğer yolda gitmiş. E zaten benden BC'yi istiyordu. O halde BC uzunluğu da 25 çarpı 4'ten 100 metredir. Yani doğru seçeneğimiz B şıkkıdır arkadaşlar. Salı pazarındaki bir tezgahta satılan muz, portakal, kivi ve elma meyvelerinin kütlelerinin dağılımını gösteren daire grafiği verilmiştir. Bu tezgahta elmanın kırmızı ve yeşil renkleri satılmaktadır. Burada daire dilim grafikleri verilmiş arkadaşlar. Satıcının tezgahında 16 kilogram sarı elma olduğuna göre tezgahta kaç kilogram kivi vardır? Şimdi bir elmaların dağılımı var, bir de meyvelerin dağılımı var. Biz öncelikle elmaların tamamını bir bulalım arkadaşlar. Sarı elma dediğimiz 120 derecelik kısım. O halde şuradan diyorum. 120 derecelik daire diliminin olduğu kısımda 16 kilogramlık sarı elma varsa elma sayımızın tamamı nedir arkadaşlar? Buradan 120 çarpı x 16 çarpı 360'tır. Her iki tarafı 120'ye böldüğümde sadeleştirdim. X eşittir 48 kilogram elma. O halde elmamız toplam kaç? 48 kilogram. Yalnız dediniz ki burada elmalara ait olan daire diliminin grafiğini bize derecesini vermemiş. Onu bulabiliriz arkadaşlar. Burası 90, 130 daha 220, 60 daha 280. Demek ki elmaya kalan daire dilimi 80 derecelik daire dilimi. Şimdi bizden ne istiyor? Ona devam edelim. Kaç kilogram kivi vardır? Kivi hangi renk arkadaşlar? %60 olan. O halde şöyle diyorum. 80 derecelik daire diliminde 48 kilogram elma varsa 60 derecelik daire diliminde kaç kilogram kivi vardır? 80 çarpı x 60 çarpı 48'dir. Her iki tarafı 80'e bölüyorum. 1, 6. O halde 36 kilogram kivi vardır. Yani doğru seçeneğimiz A şıkkı arkadaşlar. Yeni bir soruyla devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde ardışık 4 bölümün toplamı her zaman 32'dir. Buna göre A artı B değeri kaçtır? Bir sayı problemi var karşımızda. Şimdi öncelikle şu şekli bir daha biz de bir çizelim. O şekil üstünde yorum yapmak daha güzel olacaktır arkadaşlar.
şeklimizi çiziyorum. Hatta olmayan kısımlara da ben harf ataması yapacağım. Burası A, burası 5, burası B, burası 8'miş. Burası da 14. Ben buna D diyeyim, buna E diyeyim, buna da F diyeyim. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Diyorum ki madem ki ardışık 4 tanesinin toplamı 32, şu 4'ünü de bakmanızı istiyorum. Şuraya yazıyorum. D, 8, 14 ve E'nin toplamı 32. Demek ki arkadaşlar D ile E'nin toplamı bu ikisi 22 olduğuna göre kaç oldu? 10. Peki şimdi şuraya bakmanızı istiyorum. D, 14, E ve A'nın toplamı da 32. Biz az evvel bu ikisinin toplamını 10 bulduk. O halde 10 artı 14 artı A 32'dir. Bu ikisi 24 olacağı için A'yı kaç bulduk? 8. A'yı da yerine 8 diye yazıyorum arkadaşlar. Peki şimdi şuraya bakalım. Gitgide döndürüyoruz soruyu. 14 artı E, artık A yerine 8 yazıyorum arkadaşlar. 5'in toplamı da kaçmış? 32'ymiş. O halde buradan 14, 8, 22, 5 daha 27. E artı 27, 32 ise biz E'yi de kaç bulduk? 5 bulduk. Artık şu dörtlüden E artı A artı 5 artı B'nin toplamı kaçtı? 32'ydi. Aynı şekilde A'yı da 5 bulduğuma göre, pardon E'yi 5 bulduğuma göre bir de burada 5. A ile B'yi toplamını yazıyorum. İsterseniz A'yı yerine yazıp da çekebilirdiniz de fark etmez. O halde A ile B'nin toplamını da 22 buldum. Doğru cevabımız D seçeneği arkadaşlar. Yeni bir soruyla devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki grafikte bir okulda yapılan öğrenci temsilcisi seçim öncesi yapılan bir anketin sonuçları verilmiştir. Seçime ve ankete aynı öğrenciler katılmıştır. Burada daire grafiği verilmiş arkadaşlar. Seçim sonuçlarına bakıldığında Buse'ye oy vermeyi düşünenlerin %30'u Can'a ve %20'si Ahmet'e, Ahmet'e oy vermeyi düşünenlerin %45'i Doruk'a, Can'a oy vermeyi düşünenlerin %20'sinin Doruk'a oy verdiği görülmüştür. Seçim sonuçlarına göre yeni bir daire grafiği çizildiğinde seçimi kazanan öğrenci ve oy yüzdesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi ilk yapılan anketteki yani daire diliminde verilen sayıları, yüzdelik dilimleri bir yazarak başlayalım arkadaşlar. Önce Ahmet ile başlıyorum. Ahmet %40. Daha sonra Buse ile devam ediyorum. Buse %30. Daha sonra gelen Can %25. En sonda Doruk %5. Bundan sonraki kısımda arkadaşlar yüzdelik dilimlerden yine yola çıkarak başlayalım. Buse'ye oy vermeyi düşünen kaçmış? %30. Bunun %30'u Can'aymış. Bir iki tanesini hesaplayalım. Diğerlerini siz zaten kafadan hesaplayacaksınız. Kaç? 9. O halde Buse'ninki %9 azaldı. Buse'ye oy vermeyi düşünenlerin %30'u Can'aysa Can %9 arttı. Devam ediyorum. Buse'ye oy vermeyi düşünenler yani %30'un %20'si. %30'un %20'si 6'dır. %6. %6 Ahmet'e oy verecekmiş. O halde Buse %6 daha azaldı. Ahmet de %6 arttı. Şimdi ikinci başlığımıza geçelim. Ahmet'e oy vermeyi düşünenler. Tabii ki baştaki değeri alıyorum. %40. %40'ın %45'i dediğimizde onu da hesaplayalım. Bu da kaç kişi oluyor arkadaşlar? 18. %18 tabii kişi dediğime bakmayın yüzdelik dilim. %18 o halde Ahmet %18 azaldı. Doruk %18 arttı. Ve en sonuncuya geldim. Can'a oy vermeyi düşünenlerin Can başta %25'ti. %20 ise %5'tir. %5 azaldı. O halde Doruk da %5 arttı. Bize son durumda seçimi kazananı soruyor. Son durumda bakalım arkadaşlar. %40, %6, eksi %18'den %28 etti. %30'dan %9 çıktı, %21, %15. Devam ediyorum. %25, %9 daha. %34'ten de 5 çıktı, %29. %5, %18 ve %5 daha, %28. O halde kazananımız %29'da kimmiş? Canmış. Can ve %29'un olduğu şık doğru seçeneğimiz. O halde C şıkkı doğrudur arkadaşlar.